sınırda yaşananlara tanık olan Cem Tekel şu anda Hatay Reyhanlı'dan karşımda. Cem, Kürtlerin de Halep'in Kobani kasabasında yönetime el koydukları iddia ediliyordu. O konuda yeni bir gelişme var mı? Gelen görüntüler, gelen bilgiler bu bilginin doğru olduğunu söylüyor ama sadece orası da değil. Kobani daha bilinen adıyla Aynel Arap'ta yönetime el konulduğu ortaya çıkıyor bu görüntüler ama sadece orada da değil. Afrin'de de bugün Derik'te de yine Kürtlerin yönetime el koyduğu Suriye'de gelen bilgiler arasında. Tabii şunu söylemek lazım, bölgenin en büyük şehri Kamışlı. Kamışlı şu anda Suriye yönetiminin elinde, Şam yönetiminin elinde askerleri hala duruyor. Gümrük kapısında onlar var ve polisleri askerleri hala devreye geziyor. Bir havalimanı da orada olduğunu söyleyelim. Tabii orası henüz, Kürtler orada henüz yönetimlerini ilan etmediler. Diğer kapılara bakarsak oralarda da aynı durum var. Yine Türkiye sınırı boyunca Babel Hava'yı dün gitmiştik zaten, göstermiştik. Biraz önce de gördük. Cerablus'taki Ebu Kemal sınır kapısı da yine muhaliflerin elinde ve orayı da tutacak gibi görünüyorlar ama şu anda bizim sınır kapılarımız kapandı, kapatıldı. Bugün bir güvenlik zirvesi vardı. Burada hemen arkamızda cilve gözünde ve Hatay valisi Celalettin Lekesiz geldi. O toplantının ardından da bir açıklama yaptı ve Suriye artık çok güvensiz dedi. Özellikle de Türklerden Suriye'ye gitmemelerini istedi. İşte o toplantının ayrıntıları. Karşıda can güvenliği yok. Karşıda can güvenliği de yok, mal güvenliği de. Geçimini kaçakçılık benzeri unsurlarla yaptığını değerlendirdiğimiz gruplar tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ediyoruz. Tırlarını geride bıraktılar, canlarını kurtardıklarına şükrettiler Türk tır şoförleri. Türk tırları Suriye topraklarında yakıldı, yağmalandı, kaçırıldı. Cilvegözü sınır kapısında kırmızı alarm verildi. 19 tanesi bir şekilde getirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. 9'a yakınının karşı tarafta yakıldığı tahmin edilmektedir. Birkaç tanesinin de Suriye işlerine götürüldüğü öğrenilmiş olup adreslerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmekte. Bugün güvenlik toplantısı yapıldı. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz toplantının ardından sınırda kameralar karşısına geçti. Tırların yağmalandığı bölge muhaliflerin kontrolünde. O nedenle önce onlar geldi akıllara. Vali muhaliflerle bir temasımız olmadı dedi ama başka grupları işaret etti. Geçimini kaçakçılık ve benzeri işlerden yapan bağımsız gruplar tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayların ardından yasaklar da geldi. Türk vatandaşlarına geçit yok. Cilvegözü sınır kapısından Türklerin geçişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Suriyelilerse girebiliyor. Karşıda can güvenliği yok. Dolayısıyla başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir kimsenin karşı tarafa geçmemesini telkin ve tavsiye ediyoruz. Ankara'nın gözü de Suriye sınırında. Cilve gözündeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Vali gelişmeleri Ankara'ya bildiriyor.